Efendim, konuklarımla kaldığımız yerden devam edelim. Tıpkı Afrin Harekatı'nın kaldığı yerden devam ediyor olduğu gibi. Efendim, Haldun Solmaz Türk, emekli general ve siyaset doktoru Mehmet Ali Çelebi, Teğmen ve CHP Parti Meclisi üyesi. Burak Çok, doçent, siyaset bilimcisi. Konuklarım bunlar. Afrin Harekatı'nı konuşuyor idik. Seçim meselesine de geleceğiz. Çünkü galiba bu ikisi birbirinden fena halde ilişkili. Evet. İlişkili ama şimdi bir taraftan da 15 Temmuz sonrasında orduda bu Fethullahçı tayfa büyük bir darbe yedikten sonra o darbe girişimi sonucunda Atatürkçü subayların büyük itibarları tekrar arttı. Zaten yüksekti. Ama o itibarları kırılmaya çalışılıyordu. Sonra tekrar o itibar geriye verildi. O AKP tarafından da. Fakat şimdi galiba şöyle şeyler de görüyoruz. Afrin Harekatı dolayısıyla kurtbaşı işareti yapan asker paylaşılıyor. Efendim Rabia işareti yapan asker paylaşılıyor. İkisini birden yapan asker paylaşılıyor falan. Şimdi elbette ki başka işaretler veya işte ne bileyim sosyal demokrat olan, Atatürkçü olan askerler orada çok. Ama onlar herhalde bir şekilde ya servis edilmiyor bunlar ya ne bileyim bir korku var. Bu ordunun içinde neler oluyor? Çeşitli tarikatların da tekrar aktif hale geldiği ordunun içinde söylentileri var. Bunlar ne kadar doğru? Yani oradan haber alıyorsunuz evet. Eski arkadaşlarınızla. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbeye girişiminin önlenmesinde temel rolü ordu içerisindeki özellikle Atatürkçü, Cumhuriyet'e, demokrasiye bağlı güçler bu işi götürmüştü. Tabii halkın desteğiyle bu plan başarıldı hep beraber. Fakat asıl unsur ordu içerisindeki o önleyici tedbirlerdi. Bunun birçok kanıtı da vardır zaten, o ayrıntılı konuşulur. O dönemde nispi bir ordu üzerindeki baskı azaltılmıştı. Kontrolü ele almak adına sanırım bunlar yapıldı. Sonraki döneme baktığımızda ise yine FETÖ haricindeki, FETÖ gittikten sonra farklı tarikatlara, yazıcı, okuyucu ve menzilci özellikle tarikatlarının orduda etkin olduğunu, etkin yazıcı hale getirildiğini. Yazıcı okuyucu eski Hizbullah'ı çağrıştırıyor bana. Yani yazıcı okuyucu ve menzilci. Hatta bu Reader, Writer, Ranger olarak da bir dalga konusudur ordu içerisinde. Öyle mi? Evet. Reader, Writer, Ranger. Ranger. Yani Türkçesi yazıcı, okuyucu, menzilci. Evet. O şekilde biraz da dalga konusu olmuş durumda. Tabii bu particilik ve aşırı hani bir parti Balkan Savaşları'nda gördük biz bunların örneğini. O orada yeter ki Enver kazanmasın da Bulgarlara teslim edelim diyenler vardı. Bakın, evet, subaylar ikiye bölünmüştü. İttihatçılar, Halaskar Zabitanlar. Bu da Balkan Savaşı'nda yaşanan hizmetin önemli sebeplerinden biri. Yani bunları tarihten dersimizi alıp ona göre yani böyle Rabia işaretleriyle asker uyarı sokmanın anlamı falan yok. Dolayısıyla ciddi bir sıkıntı orada bizi bekliyor. Zaten bu Afrin bölgesinde askeri operasyonumuzu yapacağız ama diplomasiyi önceleyen bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor burada. Nedir? Türkiye ne yapabilir? Mesela ben yazdım birkaç madde. Bölge ülkeleriyle acilen işbirliği geliştirmesi lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye. Irak ve Suriye elbette biraz daha zor bizim için ama özellikle İran ile geliştireceğimiz ilişkiler bölgesel dinamikleri harekete geçirme kapasitemizi artıracak. Dolayısıyla Barzani örneğine bakalım. Türkiye, İran, Irak beraber oldu ve Barzani orada boğdu. Dolayısıyla bölgesel dinamikleri çok iyi kullanmamız gerekiyor. İkincisi ABD terör örgütünü açık destekliyor. NATO'yu, NATO'da bunu gündem maddesi yapıp bunu izaha davet etmek, Amerika'yı burada sıkıştırmak gerekiyor. Bunlar diplomasi hamleler işte. Neyi bekliyoruz şu an? Diğer konu Suriye ile Adana mutabakatı gibi. Teröre karşı işbirliği geliştirmemiz gerekiyor. Tabii burada ÖSO'yu kullanırsanız onlar da size mesafeli oluyor. Bırakınız mesafeli olmasını. Adamlar şimdi PKK yani YPG'yi daha doğrusu destekler vaziyette. Tabii. Oraya milis kuvvetleri gönderdiler tabii, değil mi? Tabii, yani tabii. Bir de İranlı milislerin de oraya geldiği
söyleniyor. Kesinlikle. Dolayısıyla ikisinden birden de harp etme riskimiz var şimdi. Şimdi asıl kıyamet biraz önce söyledik. Fırat'ın doğusunda kopacak. Siz Fırat'ın doğusunda mücadeleye giriştiğinizde eğer Suriye devletinin desteğini almazsanız, İran'ın desteğini almazsanız işimiz zor. Orada 100 bin kişilik bir kuvvetten bahsediyoruz. Hep geleceğe dönük günlük siyaset yapmamamız lazım. Ve bu son Tillerson görüşmesi. Orada daha fare doğurdu. Ey diyerek başladığımız şeyde PYD'nin silah bırakması gündeme geldi mi? Böyle bir şey çıkmadı. Bir açıklama doğru dürüst yapılmadı. Ve devletten gizlenen bir görüşme gerçekleşti. Katip yani Cumhuriyet tarihinde bunun olmadığı söyleniyor. Şükrü Elaktağ da bunu böyle söyledi. Muhtemelen S-400'ler, Hakan Atilla davası, verilecek cezalarla ilgili ve İran'la ilgili muhtemel pazarlıkların döndüğünü düşünüyorum. Ve şu Afrin üzerinde son durumu özetlemek istiyorum. Tamam. Şimdi orada 415 kilometre karelik bir alanı biz kontrol etmiş durumdayız. 2011 terörist alındı. 32 şehit verdik şu ana kadar. Burada 1:60'lık bir oran var. Hani harp literatürünü incelediğimizde burada bir başarı gözüküyor. 1:60 oranından hareketle. Normalde tersi olur. 10 şehit karşılığı bir terörist. Doğru değil mi komutanım? O şekilde. 1:16 yani, kuralı vardır. Yani kabul edilebilir zayiat o şekilde oluyor. Açısından bakarsınız. Ama tabii ki hiçbir zaman bir harekatın başarısı bu şekilde ölçülmemeli. Yani öldürülen yani, insanlarla ölçmez. Basketbol maçı mantığıyla da yaklaşmamak gerekiyor. Yani bu bir oran. Yani istatistiki çalışma. Dünyadaki harpler incelenmiş. Şimdi burada lojistikten bahsettiniz. Son aldığım bilgilere göre artık Afrin'in içerisinde 7 tane lojistik üs kurulacak. Önceden kendi sınırlarımızdan bir lojistik takviyesi yapıyorduk. Şimdi Afrin içerisinde 7 tane bir üs kurulacak. Artı Afrin özelinde orayı 14 parsele bölmeyi planlıyorlar. Parsel parsel bir operasyon. Cephe savaşı zaten mümkün değil. Yalnız polis özel harekat var. Özel kuvvetler var. Söylediğiniz gibi. Ve jandarma özel harekat var. Şimdi bunların silahları da farklı. Şimdi bunların silahların eşleştirilmesi gerekiyor. Aynı tip silah vermeniz gerekiyor. Birçok koordinasyon unsuru da var. Harita varsa orada. Niye onlara ihtiyaç duyuldu? Çünkü farklı tipteki silahtan düşman olduğunu anlayabilirsiniz. Hayır onu anladım da. Yani niçin mesela jandarma özel harekat veya polis özel. Polisin aslında ne işi var? Yani polis özel şimdi, harekat ne kadar işte etkili olabilir? Toplama orada? Birlik olayı. Şimdi, yetersiz. Elde avuçta ne varsa. Ne varsa oraya gönderiyorlar. Kuvvet yetmiyor demek yani ki. Sefer görev emrinin lafının iki kere geçmesi de boşuna değil onlar bu anlamda. Onlar tesadüfen değil. Yani sırf özel birliklerle girmek istiyorlar. Zayiatı düşürmek için. Orada haritada gösterebiliriz. Tekrar, evet. Azez Mare hattı var. Afrin'in doğusu, doğu bölgesinde. O bölgede de obüslerimiz yerleşmiş durumda. Aşağıdan gelen kaçakları menzil içerisinde vurabilmek amacıyla İHA'larda 24 saat o bölgede uçuş yapıyorlar. Ve savaş uçaklarımız Rusya'nın izniyle gelenleri orada vuruyor. Aşağıdan gelmeleri o şekilde ama, engellemeye çalışıyorlar. Peki ama şimdi siz de bir bütün bu operasyon benzeri operasyonlarda görev almış kara havacılık son derece önemli bir kritik bir güç bu kara havacılık. Yani helikopter pilotluğu, jet pilotluğu ve ama yerdeki operasyona destek olan teröristlere tabii yönelik operasyon. Şimdi çok tecrübelisiniz bu konuda. Şimdi burada hava üstünlüğü son derece önemli. Fakat bu durumda Türk kuvvetleri giderek artık oraya binlerce kuvvet giriyor. Ve fakat hava üstünlüğüyle bu demin söylediğiniz bire şu kadar şeyleri sağlayabiliyoruz. Evet. Ama bu hava üstünlüğü de Rusya'nın iznine bağlı. Yani Rusya geçenlerde dedi ki ya bir teknik arıza çıktı. Ona benzer bir şey söyledi. 5 gün size hava şeyi yok. Hatta biraz daha uzattı galiba. Sonra hadi izin verdim yapın. Yarın bir gün Türkiye ta Afrin'in sınırlarına geldiğinde Rusya dese ki yok arkadaş artık size hava desteği dese der mi der. Diyebilir. Özellikle Tillerson görüşmesinden sonra zaten bir diş gösterme eylemi yaptı. Esad'ı Afrin'e sokarım dediler biliyorsunuz. Yani eğer onun çıkarlarını tehdit edecek bir boyutta farklı eylemlere girişirsek bunu da söylemekten çekinmeyecektir. Dolayısıyla hesabımızı kitabımızı ona göre yapmamız lazım. Hani politik hedeflerimizi, geleceğe dönük söylemlerimizi de ona göre dizayn etmemiz lazım. Yani komşularımızın bir defa süper güç olduğunu
Önce peki bileceğiz. Ama işte ben de orada çok sıkıntılı bir mantık görüyorum. Yani siz bütün bir operasyonun ve oraya binlerce askerinizi, çeşitli tanklarınızı, her türlü şeyinizi yığdıktan sonra onların tüm kaderini, valla sizden de öyle muhteşem bir müttefik falan da olmayan Rusya'nın iki dudağının arasına nasıl bırakabilirsiniz? Yani elbette ki sadece hava üstünlüğü ile alakalı bir durum da değil. Yani o işin bir parçası bana göre. Hı. Ama önemli bir parçası. Ama Türkiye kararlılığını gösterdiği için burada bence Rusya'da kendi çıkarlarını da gözeterek bu operasyona izin verdi. Evet. Peki. Aynı yerden devam edelim Burak Çop. Şimdi Rusya siyasi şeyi okuduğunda sen tabii şeyde de Suriye'de de bulundun. Lübnan. Suriye'de bulundum. Evet, evet, Lübnan. Özür dilerim. Yanlış anlaşılması için başka şey anlaşıldı. Tabii itiraflar. Lübnan'da. Ama yani Suriye'yi orada çok yakından takip edecek bir yerdi orası. Hem de üstünde çalışıyordun. Tabii. Dolayısıyla şimdi buraya baktığında İran milisleri, o haritayı da gösterelim. En son durumda İran milisleri de geldi bizim. Afrin'de önümüze yerleştiler Suriyeli milisler haricinde. Evet, bu harita değil aslında. Bir tane daha vardı. İranlı milislerin olduğu şeyler. Neyse, bulursanız gösterin. Önemli değil. Yani orada yerleri belli. Şimdi bir taraftan bu, bir taraftan Rusya. Yani nasıl bir oyun oynanıyor sence şimdi burada? Türkiye'nin ben Afrin konusunda ve önümüzdeki süreçte de artacak bir şekilde sık sık Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sıkışma, bir tarafa yanaşır gibi görünce öbürünün diş göstermesiyle karşılaşma gibi bir sorun yaşamasından endişe ediyorum. Yani şu bir tesadüf değil. İran kuvvetleri de orada gözüküyor. Tillerson'ın Türkiye'ye gelmesi, ziyaretler, yapılan temaslardan sonra hemen onların ardından ordumuzun Afrin topraklarında İranlı milislerle karşı karşıya gelmiş olması bir tesadüf olmadığı çok açık. Ve burada gerçekten de biz PKK'nın Suriye'deki uzantısına karşı ulusal güvenliğimizi korumak için bir operasyon yapıyoruz derken, üzerinden 1,5 ay geçmeden hem ister beğenin ister beğenmeyin hem uluslararası hukuka göre Suriye'nin meşru gücü olan, meşru yönetici gücü olan Şam rejimiyle karşı karşıya gelmek, hem de orada ciddi bir askeri varlığı bulunan, Şam rejiminin onayıyla orada bulunan, işgalci olarak bulunmayan İran'ın milisleriyle karşı karşıya gelmek çok talihsiz bir durum ve en başta açıklanan harekatın amacına da doğrudan tezat oluşturan bir durum. Bu da Türkiye'nin çok büyük bir macera ile karşı karşıya kaldığı endişesini doğuruyor. İran'la ilişkiler çok önemli bir konu başlığı. Mehmet Ali Bey de bu konuda benzer düşünüyoruz. İran'la ilişkilerin güçlendirilmesi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda. Biliyorsunuz tarihsel olarak 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşması'ndan beri sınırlarımızın değişmediği, savaşmadığımız bir komşumuz. Ha, İran'daki rejim güzel bir rejim mi? Hayır, hiç güzel bir rejim değil. Bizler hepimiz aramızdaki belki bazı siyasi farklara rağmen demokratlık ve cumhuriyetçilik ortak paydasına buluşan insanlarız. İran'da baskıcı bir rejim var. 1979'dan beri eli kanı bulanmış bir rejim var. Kadınlar üzerinde büyük baskı kuran ama kadınların da şu anda halen özgürleşme mücadelesi verdiği, kendilerine dayatılan kurallara karşı, işte o beyaz çarşamba eylemleriyle özgürleşme mücadelesi verdiği bir ülke. Ama İran'ın rejimini beğenmemek ayrı bir şey. İran'ın Orta Doğu siyasetindeki rolünü kabul etmek, bu bambaşka bir şey. İran Suriye krizinde aslında baştan beri, ta 2011'den beri çok önemli bir rol oynadı. Temelde 2011 yılında Suriye'nin istilaya maruz kalmasının temel sebebi aslında Katar ve İran arasındaki bir bilek güreşiydi. Yani temelde mesele Katar gazı mı Suriye üzerinden Akdeniz'e aktarılacak, yoksa İran gazı mı Suriye üzerinden Akdeniz'e aktarılacak projesinin çarpıştığı, o çelişkin oluştuğu bir noktada Arap Baharı konjonktürünün de elverişli olmasıyla Suriye bir anda büyük bir istilaya, yabancı güçlerin istilasına uğradı. Türkiye-İran ilişkileri AKP'nin hani yaptığı hiç mi doğru bir şey yok falan deniyor bazen. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Sizler de belki katılırsınız bana. 2009-2010 yıllarında İran'ın nükleer meselesi, nükleer silahların nasıl, nükleer silahlanma potansiyelinin nasıl halledileceği konusunda Türkiye-Brezilya ortak bir inisiyatif geliştirmişti. Yani İran'ın nükleer silahlanma riskinin Batı'yı telaşlandırması karşısında onun daha barışçıl bir amaca doğru yönlendirilmesi için inisiyatif almıştı. Ve galiba 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlara Türkiye aleyhte oy verdi, karşı oy verdi. Bunlar çok doğru hamlelerdi, bunlar güzel hamlelerdi.
Fakat 2011'den itibaren... Ama o yıllarda da sonradan ortaya çıktı. WikiLeaks belgelerinde de çıktı. Sonradan şeyde de çıktı. Bu Reza Zarrab meselesi evet, başlamış. Tabii. İşin en acı kısmı İran o kendi temizliğini yaptı. Kendi arınmasını gerçekleştirdi. Biz onu gerçekleştiremediğimiz için dış politikamız şu anda New York'ta bir mahkemedeki bir karar ipoteklenmiş durumda. O apayrı bir konu. Ona hiç girmeyelim bile. Şimdi İran Suriye iç savaşında, tabii iç savaş, evet Suriye'de ciddi bir rejim muhalifleri var. ÖSO denen örgüt ilk kurulduğunda ordudan firar eden subaylar tarafından kuruldu. Fakat Suriye'de şu bir gerçeklik ki çok uzun zamandır Suriye rejimine ve halkına karşı savaş yürütenler dış kaynaklı güçler, dışarıdan gelen güçler. Bu süreçte, ya onun için iç savaş kelimesini kullanmak doğru mu değil mi bazen tereddüt ediyorum. Bu süreçte İran Suriye'de gücünü arttırdı. Kendi milis güçleri var. Kendi birlikleri de orada bulunuyor. Devrim muhafızları orada bulunuyorlar. Ve en önemlisi Lübnan Hizbullah'ı. Lübnan Hizbullah'ı da çok aktif bir rol oynuyor Suriye'deki krizde ve Suriye'deki rejimin ayakta kalmasında önemli dayanak noktalarından birini teşkil ediyor. Bütün bu koşullar dikkate alındığında ben Türkiye'nin ne Suriye rejimiyle ne Şam rejimiyle ne de İran'la karşı karşıya gelmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu çok büyük bir felaket olur. Türkiye'yi iyice bir işgalci ve yayılmacı devlet pozisyonuna düşürür. İran'la ve Irak'la da ilişkilerin güçlendirilmesi gerekiyor. Bakın şunu hatırlayın mesela Irak, merkezi Irak hükümetiyle, Bağdat hükümetiyle, AKP hükümetinin yaşadığı kimi sürtüşmeler aslında o da Türkiye ile İran'ın arasını açan bir gelişmeydi. Yani Irak Başbakanı için edilen lafları hatırlayın mesela İbadi hakkında, onu aşağılayan sözler sarf edildi falan. Bir takım şey mezhepsel göndermelerin yapılması. Bunlar Türk dış politikasının geleneksel kodlarına çok aykırı hareketlerdi zaten. Umalım ki bunlardan ders çıkarılmış olsun. Fakat Türkiye'deki iktidarın ideolojisi de ortada. Siyasal İslamcı bir iktidar var. Bu konuda ben iyimser olamıyorum. Anladım. Peki. Üstadım tabii şimdi bir bu Afrin meselesini ve onun iç siyasetle alakasını bir konuşmak lazım. Şimdi şöyle de bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. Sayın Erdoğan bir bordo böreli küçük kızı çıkardı. O arkadaşlar o görüntüyü de versinler, seyredelim. Ondan sonra bunu yorumlamak lazım. Şimdi Sayın Paşam, siz senelerce askerlik yaptınız. Emrinizde insanlar da yaralanmıştır, şehit olmuştur. Bunların ailelerine de konuşmuşsunuzdur muhakkak. Çok zor bir durum olduğunu tahmin ediyorum. Tabii yaşamadan bilinmez. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ve yani bunun bir parti toplantısında yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Bunun Afrin Harekatı ile ilgisini nasıl kuruyorsunuz? Şimdi tabii son derece üzüntü verici bir şey. Yani şu, yani bu nasıl olabilir? Yani şimdi Tayyip Bey'in tabii hani şehit cenazelerinde dirseğini tabutun üzerine koyup siyasi nutuklar atması artık vakayı adi haline geldi. Ama şimdi bu çocuğun annesi babası yok mu? Yani günah değil mi şu çocuğa? Ya günah değil mi şu çocuğa? Şimdi onun psikolojisini kim nasıl düzeltecek? Bunu izleyen, her saat bu veriliyor. Bunu izleyen çocuklar bunu nasıl yorumlayacaklar? O çocuk şehadeti ne bilir? Yani nasıl bir anlayış, nasıl bir kafadır, nasıl bir kültürdür? Bunu açıklamak çok zor. Açıklamak çok zor. Yani bu da oldu. Yani bunu da gördük. Ama şunu da gördük. Şimdi mesela tabii genç kardeşim benden çok daha yakın zamanda ordunun içindeydi tabii. Başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi, o ayrı bir şey ama ben tabii 2005'te emekli oldum. O zamandan beri yani belki bazı askerler öpüyor ama yani ben işte oraya gideyim, ona sorayım, buna telefon edeyim, bana haber verin oradan. Ben böyle bir insan değilim yani. Dolayısıyla içeride ne olduğunu bilmiyorum. Yani samimi olarak söylüyorum. Bir de yani gidip insanları rahatsız etmek, bir de hani başkalarının hışmını onların üzerine çekmek istemem. Ya sen bununla mı konuştun falan gibi şeyler. Onun için kimseye zarar vermek istemediğim için yani uzak dururum.
Ama şunu görüyorum. Yani işte televizyonlardan, gazetelerden işte bir de hani zaman zaman işte bölgeye uğruyorum, bakıyorum hani uzaktan belli bir mesafeden. Şimdi orada da bir dönüşüm var. Bu sadece bu emirle namaz kılma televizyonların önünde meselesi değil. Şimdi askerle mesela röportaj yapıyor. Askerle, uzman çavuşla, uzman askerle, işte neyse, as subayla, subayla. Diyor ki işte din için savaşıyoruz diyor. Geçen gün bir tanesi dedi ki zafer Allah'ındır dedi. Yani Afrin'e gidip zafer kazanacak mı? Zafer Allah'ındır. Şimdi söylem tamamen dini ve bir cihat söylemi. Bir cihat söylemi. Şimdi tabii bunları bir araya getirdiğiniz zaman ordunun böyle bir dönüşümden geçtiğini görüyorsunuz. Tabii işte bayram namazında Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarını alıp Siirt Tillo'ya gidip bu iktidar partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri yanında şıhlarla saf tutması, yani yan yana televizyonların önünde falan. Tabii bunlar hani yaptıkları ziyaretler, kimleri ziyaret ettikleri falan, resimler, bu resimlerin servis edilmesi falan. Bunlar bir araya getirildiğinde tabii yani benim bildiğim bir ordudan, yani seküler laik ordudan uzaklaşılıyor gibi görünüyor. Yani bu harp okulunda işte türban takılması meselesi falan. Yani bunlar, yani bunların laikliğe aykırı değil. İşte biz işte laik, işte sosyal hukuk devleti falan. Ya bu saçma bir şey bu ya. Bu yapılanların hepsi laikliğe aykırı. Yani böyle bir laik ordu, böyle bir laik devlet olmaz. Şimdi bakın, bunu ben birkaç yerde söyledim, bir daha söylüyorum. Şimdi bu gidişatı biz hep uyardık. Yani yıllardır uyardık. Biz uyardığımızda biz sadece tabii Fethullah Gülenciler için bunu uyarmıyorduk. Yani biz Fethullah Gülen o anda işte bu kumpasları götürüyordu ama onunla beraber bütün bu laikliğe aykırı akımların orduya sızmasıyla ilgili uyarılar yapıyorduk. Şimdi Fethullah Gülenciler ayıklandı. Ne kadar ayıklanabildiyse. Şimdi onların yerine başkaları giriyor gibi bir izlenim ediniyorum. Ha bu doğru mu değil mi bilmiyorum ama şimdi bir askerin Afrin'e gidiyoruz, Afrin'i alıp geleceğiz, zafer kazanacağız, zafer Allah'ındır demesi. Bir askerin ve bunu açıktan televizyon kamerasına yapması ve bu bir değil yani birçok defa. Ya bir kere... Şimdi Paşam bak, ironiye bakar mısınız? Karşıdakiler de Müslüman bu arada. Ha yani o da ayrı bir şey. Fakat şimdi tabii mesela ben bu kadar sene üniforma taşıdım. Yani generalliğim dahil. Basın halkla ilişkilerde geçmişte görev yaptım falan. Hani bu işlerin nasıl olduğunu az çok hani bilen bir insanım. Ya biz yani aşağı Allah'tan korkar gibi basından korkardık. Yani böyle ağzımızdan bir şey kaçar da ya bu duyulur, bunu nasıl anlatırız biz? Şimdi her gün ve iktidarın dini ve siyasi söylemini tekrar eden, mesela birçoğu diyor ki gideceğiz Afrin'e gerçek sahiplerine sesleneceğiz diyor. Askerler söylüyor bunu. Askerler, erleri kastetmiyorum yani. Sıradan askerler bunu söylüyorlar. İşte mesela şeyinde yerli milli mesela yerli milli lafı dolaşıyor ediyor. Yani ordunun en azından bir kesimin iktidarla özdeşleşme çabası var gibi görülüyor. Yani bu eğer böyleyse bu tabii çok vahim. Bu çok vahim bir şey. Şunun için vahim. Şimdi bakın bu Kadir Has'ın bir araştırması var. Yani bu her sene yaparlar bunu. Üniversite. Kadir Has Üniversitesi'nin. Güzel bir araştırma. Geçen sene yaparken işte dindar laik diye yapmışlardı. Dedi ki ya bakın böyle olmaz yani. Bunun karşılığı laik başka bir şey. Yani laik olur ama dindar olur. Yani bunu farklı söyleyin demiştik. Neyse onlar için düzelttiler. Ama güzel çalışma gerçekten. Şimdi yaptıkları çalışma şu. Türk halkının dindar, kendini dindar muhafazakar olarak tarif eden kesimi %47.4. Geçen sene %44.7'ymiş. Aşağı yukarı yani 3 puan artmış geçen seneden. Yani 2010'dan 2017'ye. Milliyetçi %19, Cumhuriyetçi Sosyal Demokrat %25.5, Ulusalcı Sosyalist %4.1. Yani halkın %47.4'ü kendisini dindar ve muhafazakar olarak tarif ediyor. Şimdi siyasi kutuplaşmayı soruyorsunuz halka. Yani siyasi kutuplaşma var mı Türkiye'de? Halkın %52.7'sine göre evet siyasi kutuplaşma var. Ve bu siyasi kutuplaşmanın
ekseni esas olarak nerede kutuplaşma? Laik dindar ekseni üzerinde. Ve buna inanan kesim %52. Yani evet, kutuplaşma var ve kutuplaşma laik dindar ekseninde. Bunu AKP'liler de dahil. Şimdi kendini dindar muhafazakar tarif eden %47.4, siyasi kutuplaşmanın olduğuna inanan %52.7, laik dindar ekseninde olan %52. Bakın bu bir vaka. Bu bir vaka. Şimdi siz eğer orduyu gerçekten böyle bir dönüştürme içine soktuysanız, o zaman siz orduyu toplumun yarısından kopartıyorsunuz. Ama bunu birdenbire yapmanız mümkün değil. Ordu kendi içinde de bundan rahatsız oluyor. Yani halkın %52'si laik dindar ekseninin üzerinden bölünmeyi gördüğüne göre, orduda hizmet eden, orada kan döken, can veren insanlar da bunların da %52'si buna inanıyor. Ve bunun siyasi olarak istismar edildiğini gördüğü zaman bundan rahatsız oluyor. Ve morali bozuluyor. Yani orduya zarar veriyorsunuz. Hani askeri düşünme deniyor ya, askeri düşünüyorsan bunu yapmayacaksın. Şimdi o çocuğun oraya çıkartılması tabii çok uç ve çok aşırı bir şey. Yani akıl dışı. Ya bu akıl dışı. Akıl ve izan dışı. Yani bu benim vicdanım kabul etmiyor böyle bir şeyi. Ama o tek örnek değil. Biraz önce söyledim ilk bölümde. Hemen hemen her gün birkaç yerde işte başbakan, bakan, efendim başbakan hep aynı şeyleri tekrar ediyor. Yani açıkça siyasi parti toplantılarında harekatı istismar ediyor, kullanıyor. Şimdi bu da askerin moralini bozar. Yani ben olsam beni bozardı. Benim moralimi bozardı. Ya kardeşim, ben burada bu soğukta, yağmurda, çamurda, burada bu koşullardayım. Sen kalkıyorsun burada benim emeğim üzerinden, benim terim üzerinden, benim kanım üzerinden siyaset yapıyorsun. Bir de bizi Afrin'e götür diyen parti militanlarıyla şakalaşıyor mesela. Ha, konuşan. Şimdi böyle bir de laubali şeyler. Bir de onu da söyleyeyim. Yani işte bizi reis bizi Afrin'e götür bilmem ne falan. Bir de o soldan soluya grupta İsmail Dümbül'ü taklidi yapan sayın beyefendi var işte. O da onları söylüyor. Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman er ve uzman erbaş kadroları eksik. Buralara müracaat yeterli değil. Çok istiyorlarsa Milli Savunma Bakanlığı asker alma dairesine müracaat etsinler. Hiç reise meyse bir şey söylemeye gerek yok. Ama aynı kitle bedelli askerlik çıksa diye her gün şey yapıyor. Efendim işte yani, söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın kadroları eksik. Müracaat edin. Bakın korucular toplandı, getirildi. Bakın korucular. Bakın akıl dışı. Bakın korucular. Yani ya bu nasıl bir şeydi? Onun için diyorum ya, bu ordu benim bildiğim ordu değil. Peki özür dilerim, bir soru orada hemen tabii, sorayım. O sizin söylediğiniz konuşmaları yaparken, yani Afrin'e götür diye bağıranlar karşı taraftan. Sayın Erdoğan dedi ki sefer görev emri çıkar, o zaman gidersiniz demeye getirdi. Hep beraber gideriz şimdi dedi. Oraya geleceğim. Şimdi tabii. Yani böyle biraz tribüne mi söylendi o, yoksa bir hesap? Değil, hayır efendim, tabii her şey tribüne tabii ki. Yani bir kere şunu unutmamamız lazım. Yani işte en son CHP'de bir genel başkanlık şeyi oldu. Yalova milletvekili sağ olsun. O da hani aday olmaya hani çekti, bir şeyler söyledi, etti. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O da çok güzel bir şey söyledi. Benim dikkatimi çeken, sadece CHP'nin değil bütün partilerin ve muhalefetin buna dikkat etmesi lazım. Dedi ki partide odaklanma sorunu var dedi. Yani parti odaklanamıyor. Yani sürekli odak kayıyor. Bizim tank telemetrilerinde vardır böyle, yani böyle odaklanmanız lazım, yoksa ölçemezsiniz ve vuramazsınız. Neyse. Konuyu dağıtmıyor. Odaklanamayınca ne oluyor? Tayyip Erdoğan'ın dümen suyuna giriyor. Onun yarattığı gündemle haşır neşir oluyor. Bu tabii büyük bir sorun. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın gündemine 2019. Bakın, her attığı adım, her kelimesi, o çocuğun oraya çıkması, elini kaldırması, kolunu indirmesi, toplantısı, açtığı işte açılışlar, efendim ihaleler, işte her şey 2019'a endeksli. Bunu bilmemiz lazım. Bu süreç de öyle. Şimdi bu süreç
O zaman Afrin Harekatı'nı da bundan ilgili mi görüyorsunuz? Tabii kesinlikle. Bakın şimdi, bakın konuşmasına bakın. Kendisinin ve diğerlerinin konuşmasına bakın. Bugün şey söyledi. AB Bakanı. Dedi ki bu yaz sıcak geçecek. Şimdi o bir şey söyleyince hepsi tekrar ediyor. Niye? Ona yaranmak için. Şimdi AB Bakanı'yla bunun ne alakası var? Ama niye Tayyip Erdoğan? Peki. Tayyip Erdoğan ilk önce söylediydi ona. Şimdi bakın Tayyip Erdoğan'ın söylediğinden ziyade bunu söylerkenki havasına, tavrına, yüzüne, mimiklerine, jestlerine, davranışına, vücut diline bakın. Adam kararlı bu konuda. Ve sanki böyle mutlu bir haber veriyor gibi. Yani böyle sanki ya işte bu yaz işte daha çok turist gelecek efendim, bu yaz pikniğe gideceğiz falan böyle. Bahsettiği Güney ve Güneydoğu'da büyük bir çatışma. Efendim yalnız Doğu Güneydoğu değil. İşte Kuzey Suriye'yi alacakmış, oradan şey Irak sınırına kadar gidecek. Bunu böyle böyle bir mutlulukla, böyle bir heyecanla anlatıyor. Heyecan, böyle bir heyecan. Ya barış kelimesinin suç olduğu ve ihanetle eş görüldüğü böyle bir akıl tutulması içine geldik. Ya sen neden bahsediyorsun? Yani bu böyle sevinilecek, müjde verilecek bir şey mi? Ama demek ki böyle bir şey var yani beyninin arkasında. Bu söylediklerinin yapılabilmesi için, bakın ne, bakın size örnek verdim. 11 tane erbaşı oradan alıyor getiriyor ve bunu kurban keserek davulla götürüyorlar. Yetmiyor, bu topladıkları yetmiyor. Korucuları getiriyorlar. Ya nasıl bir şeydir bu ya? Yani bu nasıl bir akıl, nasıl bir askerlik anlayışı? Yani korucuların ne işi var orada? Biz Ösoy'u niye bunun içine soktunuz diyoruz. Yetmiyor, bir de korucular ordunun içine sokuyor. Yani ve burada buna rağmen onun kafasındaki bu sıcaklığa bu yetmediği için seferberliği düşünüyorlar. Seferberliği. Ciddi ciddi düşünülüyor diyorsunuz. Abi. Efendim bakın bunlar konuşulmasa onu dile getirmez. Tayyip Erdoğan sefer görevini nereden bilecek? Bilir tabii de yani belki aklına gelmezdi normalde. Efendim bu yani bu şimdi efendim tanklardan toplardan falan konuşurken yani askerliği yani ne kadar bildiğini görüyoruz. Mutlaka bunlar konuşulmuş. Kendisine briefing verilmiş. Asker yetmiyor denmiş. Zaten yetmediğini görmek için yani uzman olmaya gerek yok. Yani ne diyorum size, oradan buradan toplanıyor yetmiyor, bir de korucular getiriliyor. Yani azıcık askerlik yapmış olanlar bu korucuların oraya gelmesinin ne anlama geldiğini falan hepsini çok iyi bilirler. Ha, şimdi buna rağmen bakın koruculara kadar topluyorsunuz. Tabii ki buraya asker yetmez. Geriyi bıraktınız, ne yapacaksınız? Seferberlik ilan edeceksiniz. Sonra o hali 1,5 senedir götürüyor. Bir de seferberlik ilan edecek üzerine. Geldik mi 2019'a? Şimdi benim endişem şu. Bu maceralar bu muhterem Cumhurbaşkanı seçimi kazanmadan bu maceralar bitmeyecek. Ha peki ne olması lazım? Yani bu kadar eleştiriyoruz. Yani ne yapılması lazım? Yani ne olacak yani? Devlet ne yapsın? Asker ne yapsın? Veya muhalefet hani gelse ne yapacak? Şimdi bakın. Hep söyledim, bir daha söylüyorum. Bölgede Suriye ve Irak parçalanarak stratejik denge değiştirilmeye çalışılıyor. Bunu yapan Batı'dır. Hemen arkasından sıra İran'a gelecek. İran'a bir darbe vurulacak ve İran bir daha kafasını kaldırmayacak şekilde bastırılacak. Yani 1980-88 İran-Irak Savaşı'nda Irak'a verilen görev. Görev bitmedi. Irak tarafı bitti. Irak'ı kim teşvik etti? Amerika teşvik etmişti. Evet. Şimdi o görevi bitirecekler. Sonra sırada Türkiye var. Bunu bir kere görmemiz peki lazım. Peki burada İran'a bu operasyonun yapılabilmesi için acaba Türkiye'yi kullanmak gibi bir düşünce mi var bu? Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi, Türkiye böyle bir tuzağa kendini sokar mı? Şimdi zor bakın, gözüküyor. Bakın Türkiye'de bir şey kalmadı artık. Şimdi her şey Tayyip Erdoğan. Bakın her şey Tayyip Erdoğan. Bakın Amerikan Dışişleri Bakanı kalktı geldi değil mi? Geleceği biliniyordu. Ki ona randevu verilmeden o gelmez zaten. Yani tarihi verilmiştir. Başbakan neredeydi? Almanya'da geziyordu. Münih konferansına gitti. Bakın Amerika bile artık Türkiye'de kararın tek kişi tarafından alındığını biliyor. Geldi 3,5 saat konuştular. Tercüman bile yok.
Onun için artık Türkiye diye bir şey yok. Artık Tayyip Erdoğan var. Eğer Tayyip Erdoğan ikna edilebilirse Türkiye'ye her şey yaptırılabilir. Bunu çok iyi biliyor Amerika. Herkes biliyor. Rusya da biliyor. Herkes biliyor. Şimdi bunu yaparlar mı? Şimdi onu yapmaya çalışırlar tabii ki. Becerebilirlerse. Ama ondan önce daha büyük sorun şu. Şimdi bölgede yani Suriye, Irak parçalandığı zaman ne olacak? İşte Irak'ta zaten bir Barzanistan var. Hani şimdi bir miktar hani kontrol edildi ama artık orada konsolide oldu. İşte bunun aynısı bölgede kurulacak. Şimdi bunu Türkiye kabul, yani Türkiye derken Tayyip Erdoğan'ı kabul etmiş gibi bir izlenim veriyor. Yani Fırat'ın doğusunda Amerika'nın Rojava'sı olacak. Burada da bizim Müslüman kardeşlerimiz olacak. Afrin burada bir yerde ortada kalıyor. Sorun şu. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmaksızın bölgede bir Kürdistan'ın kurulması ve Kürt koridorunun teşkil edilmesini önlememiz mümkün değil. Suriye'nin toprak bütünlüğünün üniter yapısını korumak için elimizden geleni yapmamız lazım. Yani biz koridoru engellemek istiyorsak yani yapmamız gereken bundan başka yapabileceğimiz bundan bir şey. Başka hiçbir şey o koridoru engellemez diyorsunuz. Mecburuz. Şimdi bakın buna karşılık en son şunu söyleyeyim de evet. Susayım hani çok sağ olun. Şimdi tabii bunu söyleyince söyledikleri tek şey var. Tabii Tayyip Erdoğan bunu söylüyor. İşte onu da zaten hani aynı nakarat bütün şeylerde malum ekranlarda tekrar ediyor. Efendim işte bu kadar işte halkı kişiyi öldürmüş, halkına katletmiş bilmem ne yapmış falan insanla mı konuşacağız? Sudan Devlet Başkanı El-Beşir'le kanka değil misin? Sen El-Beşir'in neler yaptığını bilmiyor musun? Savaş suçlusu diye aranıyor adam. Sen Putin'le kanka değil misin? Sen Putin Çeçenistan'da 2. Çeçen Savaşı'nda neler yaptı, kaç yüz bin kişi öldürdü sen biliyor musun? Grozny'de taş üstünde bırakmadılar. Taş üstünde Çeçenistan'da bırakmadılar. Onda oturuyorsun, ayda iki defa bir araya geliyorsun. Onda nasıl konuşuyorsun? Ya Öcalan'da sen konuşmadın mı? Sen oturup PKK'yla siyasi müzakere yapmadın mı? PKK'yla yaptığın müzakereyi Esad'la mı yapmaktan kaçınıyorsun? Hepsini bırakın. Ya Amerika, Fransa, Libya'da, Irak'ta, Afganistan'da yaptıkları ortada değil mi ya? Siz birinci bölümde demiştiniz Irak'ta şu kadar kişi öldü. Kim öldürdü, kim yaptı onları? Gayrimeşrudur. Dünyaya yalan söyleyerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yalan söyleyerek yaptılar bunları. Biz de destek verdik. Evet. Şimdi bunların hepsini sineye çekiyorsunuz. Ama sizin milli menfaatlerinizin mutlak gerektirdiği Suriye ile işbirliğinden Esad yüzünden kaçınıyorsunuz. Esad'la aynı yatağa gir demiyoruz sana. Şam'daki hükümetle işbirliği yap. Onunla beraber. Bakın şimdi Afrin'de işte her gün oradan konvoy geldi vurduk falan bir sürü şey magazin. Bu harekat başlamadan yine şeyde Ankara'daki bir şeyde bu konuyu konuştuk ne olur falan diye. O zaman dedim ki bakın burada yapılması gereken tek şey var askeri olarak. Tel Rifat'a girilecek, Tel Rifat kesilecek ve Suriye rejimiyle birlikte bu iş yapılacak. Dediler ki efendim Suriye ile koordine edilmez. Dedim eğer siz eğer bunlar Suriye ile hala bu aşamada bunu kontrol etmedilerse çek kuyruğundan gitsin. Bakın daha başlamadan söyledim. Bakın hala Tel Rifat'ta kimse yok. Oradan geçiyor. Güldür içeriye geliyor. İran bakın yani uzatmadan onu söyleyeyim şey yapayım. Bu İran burada kilit ülkedir. İran'ı provoke ettiğiniz sürece, ittiğiniz sürece birine efendim terörist devlet derseniz, onun yanındakileri de sürekli iterseniz onların da yapacakları budur. Yani bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Ve PYD'ye, YPG'ye en büyük katkıda bulunuyorsunuz. Bu gidişatın sonu yoktur, çıkmaz sokaktadır. Bakın biz bu harekatın başarısı için, askerimizin başarısı için, zaferse zaferi için, bu devletin selameti için, bu ülkenin selameti için doğru olan şeyleri söylüyoruz. Biz öbür tarafta sağda solda konuşan hokkabazlar gibi değiliz. Doğrusu bu. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim ben aslında. Evet, şimdi iki şeye dikkat etmek gerekiyor galiba. Bunu bir asker olarak nasıl görüyorsun? Bir parti meclis üyesi olarak, CHP'li olarak nasıl görüyorsun? Sonra
siyaset kısmına gireceğiz, seçim kısmına gireceğiz. Evet. Son dönemde, son bölümde. Fakat bir siyasetçi, akademisyen Çanakkale Üniversitesi'nde şöyle demiş. 1920'lerden sonra Atatürk döneminde camileri genel ev yaptılar. Yaralıları da Çanakkale'de canlı canlı gömdüler. Bunu arkadaşlar yani inanılmaz bir şey. Bu sadece tek örnek değil. Çok var. Türk Tarih Kurumu'nun bir açıklaması var. Onu da göstersinler. Türk Tarih Kurumu diyor ki açıklamada, ya bizim diyor Sultan Abdülhamit Han'ı yeterince anlatmadığımız konusunda bize iftiralar atılıyor. Vallahi de anlatıyoruz, billahi de anlatıyoruz. Şimdi Türk Tarih Kurumu, Atatürk'ün kurduğu bir kurum. Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey söylemiyorum. Atatürk'te genç bir subayken Abdülhamit'e karşı isyan etmiş, özgürlük mücadelesi etmiş bir devrimci. Bütün problem oradan kaynaklanıyor. Hı. Bakın, o bu ayrım dedim yani %52. O ayrım son 200 senedir var ülkede. Yani böyle çeşitli örnekler var. Bir Abdülhamit'tir gidiyor. Bir Abdülhamit dizisi var. İçinde tarihle en ufak bir ilgi alaka yok. Şimdi burada yeni bir adeta Neo Abdülhamit rejimi tarihinden yazılıyor. Aynen. Çünkü benzer bir yönetim anlayışı getirilmeye çalışıyor. Bakın Abdülhamit 33 yıl tahta kaldı. Geldiğinde ilk yaptığı iş ne? Parlamentoyu feshetmek. Şu an yapılmaya çalışan ne? Egemenliği halktan alıp saraya vermek. Ne aslına kadar benzer bakarsanız belki de aynısı. Oradan doğruya parlamentoyu. Aynısı. Ne yapıyor bu Abdülhamit? Sadrazam Mithat Paşa'yı alıyor, gönderiyor Suudi Arabistan, Taif'te bolduruyor. Çok özür dilerim. Abdülhamit de parlamentoyu feshetmedi. Parlamento orada durdu. Onlara her yıl maaşlarını ödedi. Fakat asla toplantırtmadı. Yetkisi gereği. Aldı. Evet. Askıya aldı. Yetkisi gereği bunu yapabildi. Yani aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu an yaşadığı durum da bu. Yani 2019'da olacak dediğimiz şey şu an zaten yaşanıyor. Sadece hukuki kılıfı getirilecek. Şimdi ne yaptı? Benzer şeyler. Haliç'te donanmayı çürüttü. Siz de bu Türk Deniz Kuvvetleri'nin yarısını hastalığa çürütmediniz mi? Beraber yattık. Yarısı içeride. Şu an Deniz Kuvvetleri 50 yıl geride. Tecrübe olarak sadece. Ve Kıbrıs'ta gaz meselesinde donanmanıza inanılmaz ihtiyacınız var. İhtiyacımız var tabii. Şimdi... ne kadar şimdi bu toprak olayı var bir de. Hani Abdülhamit Han hiç toprak kaybetmedi vesaire diyorlar ya. Bakın Sırbistan, Karadağ, Romanya, Kars, Ardahan, Kıbrıs, Mısır. Tunus, Mısır, Somali, Kuveyt, Yemen. Türkiye'nin iki katı kadar toprak kaybetmiş. Şimdi bize kahraman diye sunuyorlar burada. Evet efendim şimdi ikinci bölümümü de bitirdik. Üçüncü bölümde ittifakı konuşacağız ve aynı zamanda... bu seçim güvenliği meselesini konuşacağız. Orada da çok önemli bir proje var demiştim. Onun da başında Mehmet Ali Çelebi var. Seçim sistemleri konusunda da Burak Job önemli çalışmalar yaptı. İttifakı da çalıştı. Haldun Bey de aynı zamanda işin siyasi tarafını da gene soracağım. Şimdi bütün bunları üçüncü bölümde peki bu gidişata yani bir büyük askeri operasyonu doğrudan doğruya milli çıkarlar değil de siyasete alet etme iddiaları söz konusuysa, eğer durum buysa ve bunu ittifak falan gibi garip bazı yasal değişikliklerle de berkitmek isteniyorsa ona karşı ne yapılmalı? İşte onu konuşacağız. Bizden ayrılmayın.